Dersimize tekrar hoş geldiniz. En son 75. sayfada kalmıştık. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Hamdan ve şükran lillah. Salatu ve selamun ala Resulillah. Sayfa 75'in ilk sayfası, ilk satırı diyelim. Ve emmellezî zekara ba'de zelike. Bunu söyledikten sonra yani alim ve mütallimin konuşması, mütallim soru soruyordu hatırlarsanız. Özellikle yani usulü dine ilişkin insanların gelip kendisiyle konuştuğu, sorular sorduğu, tıkandığı noktalar oldu. İyi niyetli veya kötü niyetli insanlar oldu. Yani bunlara daha kamilen cevap vermek için gelip Ebu Hanife'ye danıştığını biliyoruz. Şimdi bu çerçeveden devam eder isek bunu zikrettikten sonra min kavlil alim. Alim şöyle dedi. Nam, evet, ma ra'aytu min intimaike amma ya'nike. Yani senin bir burada bir amacın var. Bir amacına bağlanmış olduğunu burada anlıyorum. Kâlem, bil ki ennehu gayetun nusfi dini. Bil ki dinde samimiyetin amacı fe innehu sahha niyyetehu. Samimiyet ne yapar? İnsanın niyetini doğru yöne ulaştırır, doğrulaştırır. Ve kavva azimetehu, gayretini artırır. Nasıl bir gayret? Ma hatara lehu minel intimai amma min emri dini. Yani bu dinin aslına ilişkin öğrenmek istediği şeyler noktasındaki tehlikelerden kaçınma diyebiliriz. Ve la şey'e evle bi en yasrife ileyhil inayete. Yani şundan daha evla şey yoktur. Yani kişinin ihtimamını bu konuya yoğunlaştırması, ferede yefrudu ve yefrudu lehul himmete ve buna kararlı olması, minhu, min kablu, şundan önce, enne fictinaihi ictina es-sevabil azim, yani en büyük sevabı toplamadan önce. Ve fi terkihi el-ikabette ve fi terki el-ikabet daime ve daimi azaptan kaçınmak, bunu bırakmak. Ve ala kadri ma ya'zimu darara fi terki şeyi, yani yapılması gereken bir şeyi yapılmaması gereken bir şeyi yapıp da onun zararından kaçınmak. Ve ya'zimu nef'a fi fiili, yapılmadığında pardon en büyük zararından kaçınmak ve yapıldığında da en büyük faydayı elde etmek noktasında ihtimam göstermek diye kısaca toparlayabiliriz. Nuridu gadrel inayeti bihi indel akıdı. Yani akıllı bir insanda işte bu önem vermenin ölçüsü, şunu kastediyoruz. Ve la şeye fi terkihi zararun daimun ve fiili nef'un daimun illa. Yani burada ancak şu söz konuşulur. Yani ne diyelim? Terk edildiği durumda sürekli bir zarar, yapıldığında da sürekli bir fayda olacak şey illa ancak nasıl olur? Ettedeyyünü bittiğinil hak. Yani hak olan dini özümsemek, onu tedeyyün etmek. Yani bir dine dair sağlam bir görüş, bakış açısı geliştirmek. Ve terkihi lehu. Ve onun için terk etmek, yanlış olanı terk etmek. Ve lidelike, bunun için kâne ehemmu mâ ya'nihi, yani onu ilgilendiren en önemli şeydir. Ahakku ma yecnihi ve fayda elde edecek en layık, en doğru şey de budur. Ve lemma kânel âkilu,
قد يشيد inayetehu bil emri. Yani akıllı bir kişi bu önemini, ihtimamını, özenini şu işe yoğunlaştırırsa, bunu inşa etmeye böyle olduğunda akıllı kişi ihtimamını bu işe yoğunlaştırır. Nedir o? Ellezî ye'melu fîhî, böyle çok derin düşündüğü, nef'an ki faydası olacak şekilde, veya hafı dararan fi terkihi min matlubihi fi dünya mimma yaudu ila nefsihi ev malihi ev cahihi, yani eğer terk ettiğinde bunu da işte dünyadan işte ona dönen, ona raci olan, ondan sonra malına, şanına, şöhretine ki ve kullu menafi dünya ve mazarun biha munkati'un, ki yani bu bütün dünya menfaatleri, işte onun zararları kesilir. Yakillu hataruhu fi menafi dini ve muzaru terkihi kâne evle şeyin. Yani burada bir karşılaştırma yapıyor. Yani ne diyelim, işte din insanın hayatını, gidişatını belirleyen en önemli şeydir. Dolayısıyla buna öncelik verilmesi lazım. Ama bir de insanın ne bileyim işte mal, para kazanması, yani sırf ne diyelim, sırf sadece işte böyle şan, şöhret falan, bu tür menfaatler elde etmesinden daha faydalıdır demeye çalışıyor. Kâne evlâ şeyin yukaddimuhul âkıl alâ kulli muhimmâti. Yani burada bu kişi öncelemesi lazım. Yani bütün önceliklerini, dinini, usulü dini, dinin asıllarını sağlam bir şekilde öğrenmesi lazım. Feyecmeu lehu ümmetehu, yani bütün ihtimamını buna, bu noktada birleştirmesi lazım. Ve tefrudu lehu nefsuhu liyasıla ilel ameli bi nef'in lil ilmi. İlimden faydalanarak salih amele ulaştıracak bir çerçeveye kavuşturması lazım kendisini. Fe emme kavluhu rahimehullahu ba'de zelike. Bundan sonra imamın şu sözüne gelirsek, Ebu Hanife'nin, ne diyor? Ve'lem, bil ki ennel amele tebi'a lil ilmi. Amel ilme tabidir. Kema ennel a'da'e tebi'a lil basari. Yani bütün organların görmeye, göze tabi olduğu gibi amel de ilme tabidir. Vel ilmu ma'al amelil müyesseri, yani ilim böyle ne diyelim, müyesser kolay diyoruz ama burada az da diyebiliriz. Yani az amelle birlikte olan ilim enfa'u, daha faydalıdır. Minel cehli ma'al amelil kesir. Yani çok amel var ama cahilce yapılan ameller. Yani az amel var ama bilerek yapılıyor. Diğer tarafta çok amel var ama bilmeyerek yapılıyor. Bu birincisi, ikincisinden daha hayırlıdır, daha faydalıdır. Ta'lem, bil ki ennehu innema kâne kezâlike min kablu. Yani ancak şöyle olur. Bil ki ancak şöyle olur. Şundan önce olur. Ennet ta'ati elleti tazhuru minel cevârihi zâhirati cevârihi zâhirati tel-ikrar vel-âmâl. Yani işte ikrar, ameller gibi açıkça organlardan sadır olan taatlerden önce فَاِنَّهُ لَا تَصِحُ بِاَنْفُسِهَا, ancak neyle? İşte bu ilimle, irfanla. Yani taat olmadan önce ilim ve irfan olması lazım. وَاِنَّمَا يَصِحُ بِغَيْرِهَا, başkası için de. وَالَّتِي تُصَحِّهَا اَنْنِيَاتِ صَحِيحَةَ ve اِخْلَاسَ الْعَمَلِ لِلّٰهِ تَعَالَى. Ve bu da ancak başkalarına faydası da nasıl olur? Doğru niyetlerle
niyetlerin doğru yapılması ve sırf ameli Allah rızası için yapma düsturuyla olur. وَلَا يَتِمُّ ذَٰلِكَ اِلَّا بَعْدَ الْاِلْمِ بِاللّٰهِ. Öncelikli kişiye gereken şey nedir? Allah'ı bilmektir. Allah'ı bilmektir. Yani marifetullah. İnne hadihil ibadatilleti hiye alel erkani, yani en üst düzeyde, en üst düzeyinde olan ibadetler bundan sonra gelir. Ve innema tasihhu izâ etteyte alâ şerâitiha, tabi şartlarına uygun bir şekilde getirdiğin zaman doğru olur. Ve len tuetti alâ şerâitiha illâ bilin. Yani bunlar ancak yani bu dinin erkanını ancak ilimle eda edebilirsin. Fesara aslen lil ibadatilleti hiyel amal. Ki böylece bu ameller yani amellerden olan bu ibadetler aslı itibariyle sahih olsun, doğru olsun. Velidalike bu nedenle Kale diyor ki, kim diyor? Ebu Hanife. El amelü tebi'a lil ilmi. Amel ilme tabidir. Lianne'l ilme, çünkü ilim aslı, bu işin aslıdır. Ve bihi yesihu. Ve ancak onunla bir şey doğru olur. Ve lidelike, bu nedenle kale diyor ki, innehu kel'a'dâi tebi'a lil mu'seri. Yani şöyle bir benzetme yapıyor işte. Organlar göze tabi olur. Ey ya bu suru bir basarih. Yani organlar mesela esasında gözün görmesiyle doğruyu görür. Mevakıya istimali adayı, yani organlar nasıl kullanılacak? Mesela gözünüzü kapatın, yani elinizi nereye koyacağınızı bilemezsiniz. Yani gözünüz açık olduğu zaman elinizi nereye koyacağınızı, nereden tutacağınızı gösterir size. Ve yasrifuha, ki ve böylece tasarruf eder, hareket eder organlar. Kema yabsuruha, yani göz nasıl gösteriyorsa o da doğru bir şekilde hareket eder. Ve yetecennebu el mehavi el muhliket el mehavi el muhliket. Böylece tehlike, yani insanı helak edecek o derin çukurlardan korunmuş olur. Ve yetemesseku bil bevatini el mütemessiketi. Yani işin içinde olan, tutunulması gereken ve sürekli kılacak şeylere daha sağlam bir şekilde tutunmuş olur. Feiza fakat el basara, eğer kişi görme duyusunu kaybeder ise ıttarabat amal-ı, o zaman o organlarının yaptığı işler böyle sarsılır, sallanır. Yani gözü kapalı şöyle bir yolda gitmeye çalışın. Eliniz ayağınız titrer, bir yerlere çarparsınız. Değil mi? Bunu kastediyorum. Felem ye'men istimaleha. Ve kişi yani onun o kullanımına güvenemez. Fîmâ yuhlikuhu. Yani onu tehlikeye mi düşürecek veya başka bir şey mi olacak? İnsan güvenemez. Göz olmayınca ameller düzgün, azalar düzgün çalışamaz. Kederike aynı şekilde. Men fakatel ilme, kim ki ilmi kaybeder ise, ilim olmaz ise, lem yu'min ala amalih. Yani kişi amellerine güvenemez. Ma fihi helakuhu men alime tevaffa ve tevakha ve tebi'al erşede ve ctenebe ma yetehavvafu min tara. Yani onu helaka götürecek şey nedir? Helaktan, anlatabildim mi? Veya işte kendisini koruması gereken, ondan sonra kendisini koruması gerektiği, ondan sonra yani en doğruyu hedeflemesi gerektiği ve zararından korkup çekinmesi gereken şeyler nedir? Bunu ancak ilimle bilir. İlim olmazsa, tamam mı? Amellerin
şirazesi olmaz, kayar. Ve lidalike bu nedenle şebbehehu rahimahullahu bi sualike el mefazete ala ilmin bi mesalike. Yani bu nedenle Allah rahmet eylesin Ebu Hanife, yani o soru soranın, mütallimin sorusunu kazanmaya benzetir. Yani nedir? Yolun, yöntemin, usulün ilimle kazanılacağına konuyu getirir. Ey ennehu yentefiu kalilin minez zâdi. Yani azıcık ilim artırmayla bir fayda elde edileceğidir. Mâ lâ yentefiu min fakdil ilmi bissulûki bi. Yani ilmin dışında tutunulan yollar yapmaz, fayda vermez. Belki orada çok şey yapılıyor ama hiçbir faydası yok. Ama ilimle yapılan, az da olsa ilimle yapılan şey başka boş yapılmış birçok şeyden çok çok daha hayırlıdır bağlamına getiriyor. وَاِنْ كَانَ مَعَ الزَّادِ الْكَثِيرِ. Şayet yani çok büyük bir artırma olursa burada, ve yeşhedü lidelike kavlu teala celle celaluhu, Allah-u Teala'nın şu sözü buna şahitlik eder. Ve tezevvedû, azık edinin, donanın. Fe inne hayre zâdi, yani insanı artıracak, hayrını artıracak en önemli şey nedir? Takva, takvasıdır. Ve mâne zâlike, bunun anlamı şudur: tezevvüde minet takva, takvanızı artırın. Takvayla azıklanın, donanın. Ve takva, takva da nedir? İlmul kalbi, kalbin bilgisidir. Yani buna bir açıdan vicdan diyebiliriz. Bir açıdan yani takva vaka kökünden geliyor. Sakınmak. Yani korkmak. Nasıl korkmak? Bir şeyi kaybetmekten korkmak. İşte yani takvayı, Allah'ın sevgisini kaybetmekten korkmak diye ifade edebiliriz. Yani insan sevdiğinin sevgisini kaybetmekten çok korkar ve hassasça davranır. Dolayısıyla böyle bir duruşu dirayeti ifade eder. İmâ yakîn ve yahzeru, işte yani neden sakınması gerektiği, neden çekinmesi gerektiği, dikkatli olması gerektiği ki feyettekîhî, onunla korunur. Ve yahzeruhu, onunla sakınır. Bu da nerede olur? Ruhva kalp olur. Kale sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Peygamber ne buyuruyor? Takva ahuna ve eşare ile sadrihi. Hazreti Peygamber göğsüne işaret ederek takva buradadır diyor. Ve o deme buradan da anlaşılır ki ennehu arade bihi ilmel kalbi, burada kastettiğine kalbin bilgisi, ve ihlasehu el a'mal, ve yani bu kalbin bilgisinin neticesinde şekillenen amellerin samimi bir şekilde yapılmasıdır. Ve lidâlike kâle Allahu Teala el yestevullezîne ya'lemûne vellezîne lâ ya'lemûn, yani hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur. İnnemâ yetedekkirûnül elbâb, ancak akıl sahipleri bundan ders alırlar. Ona göre hareket ederler. Hatırlarlar doğru olanı. Ey yani el ukulu yetedekkerûnel farka beynel ilmi ve cehl. Yani kıllar ancak bilgiyle bilgisizliğin arasındaki farkı bilebilir. Ve yümeyyizûne beynehuma, bunların arasında bir ayrım yapabilir. Ancak akıllar fe yusirunel elme alel cehli, ve bu nedenle bilgiyi bilgisizliğe tercih ederler. Li marifetihim, bilmek için, bir rütbetihi ve rütbeti ehlihi, yani ilmin
değerini, derecesini ve ilim ehlinin derecesini ve yectenibunel cehle limarifeti ve cehaleti de bilirler ki onunla ondan kaçınabilirler. Yani cehaletin cehalet olmadığını bilmeyen ondan kaçınamaz. Ancak kimler kaçınır? Cehaletin cehalet, bilginin de bilgi, yani doğru bilgiyi kastediyoruz. Doğru bilgi olduğunu bilenler ancak marifete, doğruya, yani doğru bilgiye ne yaparlar? Davet ederler ve bilgisizlikten, yanlıştan da çekinirler, uzak dururlar. Ve ya cehaletin aynı zamanda neyini bilirler? Bi hasasetihi, bayağılığını, adiliğini, haysiyetsiz bir şey olduğunu bilirler cehaletin. Ve hasaset ehliyin ve cahillerin de haysiyetsiz olduğunu neyle bilirler? Ancak ilimle bilirler. İlmi yeğlerler ki ancak bu şekilde bu çerçeveyi öğrenirler diye ifade ediyor. Evet, bu şekilde bu bağlamı bitirdi. Bilginin önemi. Şimdi diğer bir soruya geçiyor. Faslun ahiru fil kitabi. Yani burada geçen bir diğer bahis. Gayel müteallim. Öğrenci dedi ki, zitteni bi talebil ilmi rağbeten. Üstad, Allah razı olsun. Yani ilme olan şevkimi, isteğimi, hevesimi artırdınız. Femme kavlül ahnafi. Burada Hanefilerin şu görüşüne gelince, fe inni ben seeb'u bi ednâhum indi inşallah. Yani ben en alt dereceden başlayacağım. Fe ahbirni. Bana haber verir misin? Bil hücce aleyhim. Yani bunun delilleri, yani ne diyelim, muhalif olan, tamam mı? Yanlışın karşısında olanlara karşı kullanacağımız deliller, bunlardan haber verir misin? Erayte, görülmez mi? Akvamın, bazı topluluklar vardır ki ne diyorlar? Yekulune, şöyle diyorlar: la tedhul hadil medahil. Bu sularda dolaşma, bu konulara girme. Fe inne ashabe Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem lem yedhulu şey'en min hadil umuri. Hazreti Peygamber'in arkadaşları bu konulara girmedi. Sen niye giriyorsun? Gibi diyen insanları görmüştü. Vakat vesi'a kemâ vesi'a. Yani bu su genişlik, kolaylık. Yani onların durumuyla senin durumun bir mi? Gibi bir şey. Fe inne haulâ kad zâdûni Roma. Yani ve vecettu minhum kullu raculun fîn. Evet, burada meşhur bir benzetmesi vardı. El alim vel müteallimde. Burada oraya değinecek. Şimdi onlar tam arttırdılar. Yani neyi? Körlüğü arttırdılar. Nasıl körlük? Ve vecettu minhum. O şeyleri söyledi işte, o topluluk. İşte sen işte ashabın girmediği şeylere niye giriyorsun diye soranlar. Onlara bir benzetme var. Onlardan her bir adam fi nehrin azimin, bir nehrin kenarında, kesirel ma'in, çok suyu bol bir nehir, kâde yağlayıp neredeyse boğulacak, min beni cehlihi bil muhatabeti. Yani cehaletinden dolayı. Ve yekul ahiru, diğeri de diyor ki, ıspıt mekâneke, yerinde kal. Ve la tatlubunnel muhatabete. Ama bir şeye girişme şeklinde. Kâlel âlim. Âlim de der ki, merak görüyorum ki, kat absarta ba'de uyubihim. Sen onların bazı kusurlarını görmüşsün. Ve hücceti aleyhim. Onlara karşı delil de görmüşsün. Ve lakin kul lehum. Onlara söyle. İzkalu. Şöyle dedikleri zaman. Eleyse yesiyake ma vesi ashabu Resulillahi. Yani
senin durumunla Hazreti Peygamber'in ashabının durumu elbette aynı değil. Böyle. Ve yes'ani ma vesi'ahum. Ve lev kuntu bi menziletihim. Yani ben de onların durumunda olsaydım onlar gibi olurdum. Ve lekin leyse bi hadreti mislellezi yahdurumuhum bihi. Fakat onların durumuyla bizim durumumuz bir değil. Ve kad ibtaleyne limen yet'anu aleyna. Onların zamanından daha çok. Onların zamanında bu kadar çok sıkıntı yoktu ama bizim zamanımızda çok sıkıntı var. Yani bize taan eden, bize söven tür insanlarla imtihan oluyoruz. Ve yestahillu et-dimâ minnen. Bizim kanımızı helal görenlerle muhatap oluyoruz. Cahiller çok. Yanlışlar çok. Yanlışların peşinden gidenler çok. Yani Asad bu kadarıyla karşılaşmamıştı. Dolayısıyla şartlar bu konuları bizi düşünmeye itiyor. Düşünüp çözüm üretmek gerekiyor. Eğer Asad da bizim durumumuzda olsaydı onlar da aynısını yapardı gibi bir sonuç çıkarabiliriz burada. Vela yesi'ana vesayesiyo sayesiyo yesa'una اَلَّا نَعْلَمُ مِنَ الْمُخْتِئِ مِنَّا وَالْمُصِيبُ. Yani kim hatalı, kim doğru, yani bunu bilmek gerekiyor. Ve اِنْ نُدِبَ عَنْ اَنْفُسِنَا وَحَرَّمْنَا فَمِثْلُ أَصْحَابِ رَسُولَّهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ. Şimdi biz durumumuz farklı. Şimdi Hazreti Peygamber'in ashabının durumu nasıl? Neyse yaktulu bihim men yukatiluhum. Yani şu benzetme, yani onların zamanında böyle savaşacakları kimseler yoktu. Nasıl savaşacakları? İşte yani bizim dönemimizdeki gibi diyor. İşte ashabın yanında Hazreti Peygamber var. Bu kadar fitne falan ortaya çıkmamış. Hazreti Peygamber herkesi birleştiren bir şey var. Dolayısıyla yani bu bir benzetme, onu tekrar ifade edelim. Yani onların savaşmalarına gerek yoktu. Fela yükellifune silah. Dolayısıyla silah gerekli değildi. Ve nahnu ibtaleyna bima yukatiluna. Fakat bu fikri şeyde biz çok insanlarla imtihan oluyoruz. Fela bu min silah. Dolayısıyla bir silah geliştirmemiz gerekiyor. Fikir silahı. Ma enner recule izâ keffe lisânehu anil kelâmi fî mehtelâfe fîhinnâs. Eğer bir kişi insanların tartıştığı konulardan dilini çekseydi herhangi bir şey söylemeseydi. Vakat semiyel dâlike lem yutık en yekuffe elbâ. Dinler yani ne diyelim kalbinin kendisini çekemeyeceği bir şey dinlerdir. لِأَنَّهُ لَا بُدَّ لِلْقَلْبِ مِنْ اَنْ يَكُونَ اَحَدُ الْاَمْرَيْنِ اَوْ الْاَمْرَيْنِ جَمِيعًا. Yani kalbin bir şeye karar vermesi gerekiyor. İki şey var. Bunlardan birini tercih etmesi gerekiyor. Yani lisanı çektiniz. Ve ikisini birlikte. فَمَنْ يَجْمَعْ اَنْ يُحِبَّهُمَا جَمِيعًا. İkisini birlikte sevmeye, kabul etmeye gelince bu hukuk muhtelifani. İkisi de zıt falan olmaz. وَهَذَا لَا يَكُنُ böyle bir şey olmaz. وَاِذْ مَالَ الْقَلْبُ اِلَى الْجَوْرِ. Tabii. Hazreti Peygamber'in dönemini düşünün. Hazreti Peygamber sonrası Hulefai Raşid'in dönemini düşünün. Hazreti Osman zamanında çıkan neyi düşünün. Hazreti Ali Muaviye arasındaki mücadeleyi düşünün. Haricileri düşünün. Anlatabildim mi? Yani Ebu Hanife'nin doğduğu ortam böyle karmaşık bir ortam. Dolayısıyla işin içerisinde birçok farklı saik var. Sular bulanık.
neyin doğru neyin yanlış olduğunu bilmek için eldeki tek rehber nedir? İlimdir, bilgidir, kalptir, akıldır ve sağlam duruştur. Ve izâ mâlel kalbu ilel cevri. Şayet kalp zulme meylederse ve ahabbehlehu ve onu zalimleri sever ise ve izâ ahabbehlehu eğer seviyorsa kâne minhum onlardan olur, zalimlerden olur. Ve izâ mâlel kalbu ilel hak eğer kalp hakka meyleder ise kâne li ehlihi muhibben veliyen ve hak ehlini sever, onları dost bilirse ve delike bu da nedir? Yani tahkik el amal vel kelam la yakun illa min kıbelil kalbi. Yani amellerin ve sözün gerçekleşmesi, ortaya çıkması ancak kalp yoluyla olur. Ve zelike yani tabi burada kalp deyince şu göğüste atan kalp değil, o bir benzetmedir. Yani kalp insanın içerisinde hissetmesi, bir şeyi benimsemesi ve onu harekete geçiren güç, bir nevi irade mekanizmasını diyebiliriz buna. Ve zelike enne men amene bi lisanihi ve lem yu'min bi kalbihi. Yani düşünün, adam diliyle iman ediyor. Ve lem yu'min bi kalbi. Kalbiyle iman ediyor. Lem yekun indallahi mu'mine. Bu kişi Allah katında mümin değildir. Kalp. Esas olan burası diyor. Ve in amene bi kalbihi. Kalbiyle iman ediyor. Bir adamı da düşünün. Kalbiyle iman ediyor. Ve lem yetekellem bi lisanihi. Bunu diline yansıtıyor. Kâne indallâhi mu'minen. Fakat bu adam da mü'mindir. Belirleyici olan kalptir yani. İnsanı da farklı kılan şey iradedir. İrade kalp. Yani bunlar birlikte giden şeylerdir. Şerh özellikle bunun açıklaması şudur. Hala dedi ki İlâ bil ki inna kad zekerne fîmâ قبل ما يدل على فساد القول بالتقليد في أصول الدين. Şimdi biz dinin asıllarının öğrenilmesinde taklidin insanı yanlışa götüreceğini zikretmiştik. Bundan önce ve innel vacibe ala kulli baligin akid. Her akıl bali olan, her aklı başında olan kimseye vacip olan, zorunlu olan şey nedir? En nazaru, düşünmek, vel istidlalu, delillendirmek. Nedir bunlar? El muaddiyan ilel marifeti bi asli dinihi. Dininin aslını, asıllarını, temellerini bilmeye götüren şeyler. Ve huve, ki bu da nedir? Ma'rifetu ma'budihi ve sıfatihi tahussuhu. Allah-u Teala'nın ona has olan sıfatlarıyla yaratanını bilmesi demektir. Mimma sebete lehu minha ve ma nefe'anhu minha. Yani onun için sabit olan şeyler nelerdir? Gerçek olan şeyler nelerdir? Olmayan şeyler nelerdir? Bunlardan şeye gelince vel marifetu bi sıhhatir risaleti. Risaletin doğruluğunu bilmek. Ve tahkikil mu'cizeti delleti ala sıdkı risaleti min kıbeli. Ve risaletin doğruluğuna işaret eden mucizenin gerçekliğini bilmek. O tahkik bir ilmi işte şu ilim bir enne la tasarru illa ala sadiqine. Bu bilgi ancak kimler için? Doğrular için söz konusudur. Ve avdahne. Biz ne yaptık?
açıkladık. Hem ne derli ki bu yudra bu bir nazari vel istidlalin akliye. Yani nazar ve delillendirme yani akli nazar, akli düşünce, düşünce akıllı olur zaten. Ve delillendirmeyle ki la mecale lissem'i fihi yuvaçin ebeden. Yani bazı şeyler de vardır ki yani burada sem'in olmadığı alanlar. Ve inneme yeruddu tevkiden lidelike. Yani düşünme, delillendirme burayı vurgulamak için geldiğini görüyoruz. Felkeşefe bu da ortaya çıkıyor. Bir vudu-i hadim cümleti bu cümlenin açıklığıyla ortaya çıkıyor ki alama beyinnaha daha önce açıkladık. Tablo inne derike mimma yaumu farduhu ki bu farz olan bir şeydir. Lir Resulü vel murselileyhi mimmen sahabahu ev teahharahu. Gerek peygamberin arkadaşlık etmiş olsun, daha sonra gelenler için olsun, hepsine farz olan bir şeydir düşünmek. Ve la yu'addu zâlike li vecin minel vücuhi ve la tarîga ilel marifeti biha illa. Yani herhangi bir şekilde ve işte bu bilgiye ulaştıracak bilgi illa ancak min hayth eşerna ileyh, daha önce açıkladığımız üzeredir. Fakat hasamla burada sınırları çizdik. Ma yumkinu mümkün olan en yetevassale minet turuk ile buna ulaştıracak yolların bunları çerçevesini çizdik. Ve beyyenne fesade cemiha ve işte yanlışların da bütün olabilecek yanlışları da açıkladık. Nüveçerledi eşerna ileyhi işaret ettiğimiz üzere min cihetin nazarı vel istidlal. Yani bütün bunları ancak biz ne yoluyla öğrenebiliriz? Düşünme ve delillendirme yoluyla. Fe evcebe derike bu zorunludur. El-kada'a ala kulli ma hakemna lehu bil marifeti bihazil cümleti innehu ma vasal ilel marifeti biha illa min hafizhazi tarikati. Yani bu da ancak ne yoluyla olur? Şu yolda olur. Evet. Yani bir şeye hüküm veriyoruz. Bir bilginin işte bir şeyin doğruluğuna veya yanlışlığına hüküm veriyoruz. Yani bunun bilgisine ulaşmak ancak ve ancak düşünme ve delillendirme yoluyla olabilir. Ve kullul mükellefine fi zalike sevâ. Yani mükellef olan, yani teklife muhatap olan, sorumlulukla yükümlü olan kimseler hepsi eşit derecededir. Mimmen tekaddeme ve teahhara. İster yani eskiden yani önceden yaşamış olsun, ister sonradan yaşayanlar olsun, önceki nesiller olsun, sonraki nesiller olsun. فَلَمْ يَبْقَ بَعْدَ ذَٰلِكَ اِلَّا الْبَيَانُ عَنْ. Yani burada ancak şunun açıklamasını yapmak lazım. عَنْ وَجْهِ مَسْكُوتِ مَنْ يَسْكُتْ عَنْ ذَٰلِكَ. Yani bazı insanlar var, tamam, susuyor. Niye susuyor? اَوْ لَمْ يَخُبْ ف۪يهِ عَلَى الْوَجْهِ الَّذ۪ي خَابَ ف۪يهِ مِنْ بَعْدِ. Ondan sonra bu işe dalmıyor, derinlere inmiyor. Ve lem yesteğil bi tertibil kelami fihi. Yani bunda söz nasıl söylenir, bunun düzeni, sistematiği nedir, uğraşmıyor. Taksis ibaratin fil istimali alel veçhi ve
Yani bu ibareler nasıl kullanılır? Bununla da uğraşmıyor. Yestamilul ane fenekulu fi zalike. Burada şunu söyleriz. Levla ennallaha azze ve celle ala hadi yani Allah-u Teala nebbe alede ahli turuki yani bunlara dikkat çekmeseydi bile ve cemaler fikri fiha cümleten ve tafsilen yani bir şey hem genel hem de detaylı olarak bilme bağlamında düşünmek zorunlu olur. Ve yecri fil kitabi muddeten ba'da okura zikrul ayati illeti yestedillü biha ala hadil cümleti. Yani bu çerçeveye işaret eden birçok ayet var. Mimma yethuru zikra cemihi yani bütün bunları bir araya getiren çokça izes taqsa nahve kavli yani bunun derinine inen nahve kavli teala şu ayet gibi inne fi halqis semavati vel ardi ve ihtilafil leyli vel nehari işte Allah Teala'nın gökleri yeri yaratması işte gecenin ve gündüzün ard arda gelmesi le ayatin li ulil elbab. Burada akıl sahipleri için ne vardır? Deliller vardır. Ve fi kavlihi azze ve celle yine bir başka ayet-i kerimede geçtiği üzere ve fi enfusikum yani bir kendinize bakın. Efela tubsirun görmüyor musunuz? Hakikatleri görmüyor musunuz? Hem mihal lehum onları tembihliyor. Neyi? Ala azihim ve fakrihim ila yani böyle her şeyi çekip çeviren, yön veren bir yaratıcıya muhtaç olduklarına işaret ediyor burada. Dikkat çekiyor. Ve kavli teala yine şu ayet-i kerime senürihim onlara göstereceğiz ayatina fil afak alemdeki deliller ve fi enfusihim ve insanların kendilerindeki deliller. Hatta yetebeyyene lehum ennehu hakku ki hak olduğu açıkça ortaya çıksın diye. Ve nahve kavli teala yine şu ayet-i kerime ve min ayatihi yine onun delillerindendir ki nedir o? Kırgız semavati vel ardi ve ihtilafu elsinetukum ve elvanikum. Göklerin yaratılması, yerin yaratılması. Ondan sonra insanların dillerin farklı olması, renklerin farklı olması, bütün bunlar Allah'ın delillerindendir. Ve nahve kavli teala yine şu ayet-i kerime ve kezalike böylece nuri İbrahim'e gösterdik. Melekutes semavati vel ardi. Göklerin ve yerin hükümranlığını gösterdik. Yani Allah'ın gücünü, kudretini. Ve nahve kavli teala yine şu ayet-i kerimede evelem yetefekkeru fi enfusihum. İnsanlar kendilerine bakıp düşünmezler mi? Ma halakallahu semavati vel arda. Allah Teala bu gökleri ve yeri niye yaratmış? Ve ma beynehuma. Ve bu ikisi arasındakileri illa bil hak ancak hak olarak yaratmış. Bu ecel müsemma ve hepsinin belli bir müddeti vardır. Evelem yesiru fil ardı. Yeryüzünde dolaşmazlar mı? Fenyanzurun. Bakmazlar mı, düşünmezler mi? Keyfe kâne âkıbetüllezîne min kablihim. Ondan öncekilerin sonları nasıl oldu, düşünmezler mi? Ve nahnu kavlihi teâlâ ve nahnu kavlihi teâlâ yine şu ayet-i kerime evelem yanzurû fî melekûtis semâvâti vel ardı. Yani yerin ve göklerin ve yerin melekutuna, hükümranlığına bakmazlar mı, düşünmezler mi? وَمَا خَلَقَ اللّٰهُ مِنْ شَيْءٍ Allah'ın yarattığı her şeye bakmazlar mı? نَحْوَ قَوْلِهِ yine şu ayet-i kerime اُنْظُرُوا اِلَى ثَمَرِهِ onun verdiği meyveye اِذَا اَثْمَرَ وَيَعْنِيهِ وَيَمْعِهِ meyve verdiğinde olgunlaşmasına bakıp düşünmezler mi?
kavlihi teala yine şu ayet-i kerime afelen yanzurune ilel ibli keyfe hulik. Görmezler mi, düşünmezler mi, bu deveye bakmazlar mı, nasıl yaratılmış? O ile semai keyfe rufiyat. Göğe bakmazlar mı, nasıl yükseltilmiş? Ve kavlihi yine şu ayet-i kerime kul de ki innema a'idukum bi vahidetin, size bir nasihat vereceğim, ancak bir nasihat vereceğim şeklinde. Evet, arkadaşlar burada bırakalım isterseniz. Sayfa 80 başında bırakıyoruz. Fahassahum alel fikri.